Mualla Çikolata'nın sunduğu Büyük Yıldız Olacak Çocuk başlıyor. Yıldız olacak çocuk, yıldız olacak çocuk. Gezecek, görecek, öğrenecek, çok eğlenecek çocuk. Doktor olacak, iyileştirecek, mimar olacak, evler çizecek. Öğretmen olup öğretecek, pilot olacak, yükselecek. Arzu, Tolga, Canan, Gökçe, Gülce, Kenan. Hadi bakalım herkes ekran başına. Büyük Yıldız Olacak Çocuk bu haftada rengarenk dop dolu. Sevgili anneler babalar, çocuklarımızın gelecekte birer başarılı birey olabilmeleri için seçmiş olacakları meslek dallarında onlara desteklerinizi esirgemeyin. Unutmayın ki her başarılı birey seçtiği doğru yolda mutludur. Evet, enerjimizi hiç kaybetmeden Büyük Yıldız Olacak Çocuğa başlıyoruz ve bu haftaki ilk Büyük Yıldız çocuğumuz sevgili Nefes. Merhaba Nefes. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Harika gözüküyorsun. Bu kıyafetin bir adı var mı? Elsa. Elsa. Seviyor musun Elsa'yı? Seviyorum. Nefes, sen kaça gidiyorsun? Bire. Bire gidiyorsun. Sevdin mi ilkokulu? Çok sevdim. En çok hangi dersi sevdin? Matematik. Matematik. Sana bir matematik sorusu sorayım mı? Sor. 3 artı 3 eşittir kaç eder? 6. Aferin sana. Harika. Sen zaten çok akıllı, çok zeki bir kızdın. Seninle çok güzel senelerimiz var. Çok da güzel dans edip şarkı söylüyordun. Peki büyüyünce ne olacaksın? Neye karar verdin? Dansçı. Vay, çok güzel. Peki Nefes, sen cep telefonunu kullanıyor musun? Evet. Günde kaç dakika kullanıyorsun? Unuttum. Unuttun. Ama belli bir süresi var değil mi? Evet. Belli bir süreyi aşmıyorsun. Annen de böyle bir şeye izin vermiyor. Çok doğru değil mi? Çünkü çok fazla telefon kullanırsak çok büyük zararları, tehlikeleri var. Doğru mu? Peki Nefes, sana bir şey soracağım. Ver. Eline bir sihirli değnek versem, dünyadaki çocuklar için ne yapmak isterdin? Onlara Luna Park bileti verip onları Luna Park'a götürürdüm. Bütün dünyadaki çocukları Luna Park'a götürürdüm. Çok eğlenceli, çok güzel. Peki Nefes, senin bir hayvanın var mı? Var. En çok hangi hayvanları seviyorsun? Kedi. Kedi, yoksa kedin mi var? Hayır. Ay, bilemedim, neyin var? Kuşum. Kuşun. Peki kuşunun adı ne? Limon. Ama o kedi gibi davranıyor. Kedi gibi sevgiliyor. Kedi gibi davranıyor. Peki Limon küçük mü yaşı? Küçük, daha 0 yaşında. 0 yaşında. İnşallah çok büyük olacak. Senin en yakın arkadaşın olacak değil mi? Evet. Peki en yakın... Ama onunla sevgili almayı düşünüyorum. Sevgili almayı düşünüyorsun. Eşi olsun istiyorsun. Evet. Yalnız kalmasın. Evet. Peki... Kız mı erkek mi kuşun? Erkek. Erkek. O zaman ona bir tane dişi kuş alacaksın arkadaş. Peki. Peki Nefes, bir şey daha sormak istiyorum sana. Peki hayvanlara böyle nasıl davranmak gerekir sence? Nazik. Nazik. Sevecen davranmak lazım değil evet. mi? Nefes, sen çok güzel kilo almışsın, büyümüşsün. En çok hangi yemeği seviyorsun bu aralar? Tavuklu pilav. Tavuklu pilav. Annen en güzel hangi yemeği yapıyor? Patates püresi. Patates püresi nasıl yapıyor? Söyle bakalım. Önce patates yapıyor, sonra kızartıyor, eziyor, patates püresi oluyor. Ay, ağzımın suları aktı. Annenin ellerine sağlık. Anneciğim, seni çok seviyorum de bakalım. Anneciğim, seni çok seviyorum. Ama şimdi baban da seni izliyor. Babanın da sevdiğini söyle. Babacığım, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Nefes. İyi ki geldin. Peki bizim için bir şarkı söyler misin? Söylerim. Hadi bakalım. Ne şarkı söyleyeyim? Ne istiyorsun? Mini mini bir kuş kalmıştı. Hadi söyle bakalım. Mini mini bir kuş kalmıştı. Pendireme konmuştu. Aldım onu içeri. Yedik cik 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 ötsün diye pırpır ederken canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için sevgili Nefes. Bir şey değil. Görüşürüz.
Sevgili çocuklar, yeşil ateş ve mercimeği çok özlediniz değil mi? Vallahi ben de çok özledim. Hadi hep beraber yanlarına gidelim, bakalım neler yapıyorlar. Merhaba arkadaşlar. Büyük Yıldız Olacak Çocuk programına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ablacığım. Efendim yeşil ateş. Bana cep telefonunu verir misin lütfen abla? Ne olur yalvarıyorum abla. Hayır, veremem yeşil ateş, veremem. Neler? Hadi versene, versene ne olur. Yeşil ateş, biz seninle bir anlaşma yapmıştık, hatırlıyor musun? Ne? Kaynaşma mı yaptın? Hayır, anlaşma yapmıştık. Ha, anladım, yanaşma yapmıştık. Hadi yanaşalım, gel gel gel. Hayır yeşil ateş, anlaşma anlaşma. Ha, anladım. Yarışma, yarışma yapmıştık. Ya yeşil ateş, ne yarışması kardeşim? Yoğurt yeme yarışması. Hayır yeşil ateş. Cep telefonunu ne kadar kullanacaksın? Günlük kaç dakika hakkın var? Bunları konuşmuştuk. Kararlar vermiştin. Hatırladın mı? Of evet ya, hatırladım ya. Peki nasıl anlaşma yapmıştık? Ben günde 10 saat cep telefonuyla oynayacaktım. Akşama kadar oynayacaktım. Hiç elinden bırakmayacaktım. Böyle konuşuyorduk. Hayır yeşil ateş, böyle konuşmadık. Günde yarım saat süren vardı. Sabah 15 dakika, akşam 15 dakika. Hatırladın mı? Ay hatırladım, tamam. Peki bu süreye uyarsan ne olacaktı? Hatırla bakalım. Ek süre kazanacaktı. Peki süreye uymazsan ne olacaktı? Nasıl karar almıştı? Daha çok cep telefonuyla oynayacaktım. Hayır hayır, öyle bir anlaşma yapmadık. Süreye uymazsan ne olacaktı? Cep telefonu benim olacaktı. Hayır yeşil ateş, yanlış hatırlıyorsun. Bir düşün lütfen. Tamam hatırladım. Hakkımı kaybedecektim. Diğer hakkımı kaybedecektim. Evet çok doğru. Bak sen dün akşam oynadın. Sonra ben sana ne dedim? Yeşil ateş, yarınki hakkını da kullanıyorsun. Yarına cep telefonu hakkın kalmadı. Kaybediyorsun dedim. Sen de tamam kaybedeyim dedin. Ve hakkını kaybettin. O yüzden bugün cep telefonu yok sana. Hatırladım şimdi ya. Evet bak, süreye uyarsan ek süre kazanıyorsun. Daha çok oynama fırsatın oluyor. Ama süreye uymazsan maalesef hakkını kaybediyorsun. Yarışmayı ben kazanıyorum o zaman. Tamam ablacığım, tamam. Bundan sonra süreye uyacağım. Çok ek süre kazanacağım. Evet, o ek süreleri de hafta sonu kullanırsın. Çok çok oyun oynarsın. Yaşasın! Arkadaşlar, siz de annenizin babanızın size verdiği süreye uyun olur mu? Cep telefonunda eğer süreye uyarsanız ek süre kazanmış olursunuz. Yaşasın değil mi çocuklar? Evet arkadaşlar, bu çok güzel bir fırsat. Ama süreye uymazsanız da haklarınızı kaybedersiniz. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık mı? Anlaştık anlaştık. Peki haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu haftaki ikinci yıldız çocuğumuz sevgili Serra. Merhaba Serra. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar güzel giyinmişsin. Bu kıyafetin bir adı var mı? Var. Nedir? Elsa. Elsa. Ya bu kız çocukları ne kadar çok Elsa'yı seviyor. Sen de seviyorsun sanıyorum. Evet. Peki çok şık olmuşsun. Seni kim giydirdi? Annem. Ay harika giydirmiş. Anneciğim seni çok seviyorum deyip teşekkür et bakalım. Anneciğim. O da seni çok seviyor. Ben de seni çok seviyorum Serra. Serra sen kaç yaşındasın? 7. 7. Biz Serra'yla yıllardır danslar ettik. Yıllarca beraber sahne şovları yaptık. 3 yaşındayken tanıştık. Şimdi kocaman oldu. Peki Serra sen ilkokula başladın mı? Evet. En çok hangi dersi seviyorsun? Toplama çıkartma. Toplama çıkartma matematik. O zaman sana bir matematik sorusu sorayım mı? Evet. Serra, 4 artı 4 kaç yapar? 8. Vay! Kesinlikle ileride sen profesör olacaksın eminim. Peki büyüyünce ne olmaya karar verdin? Büyüyünce veteriner. Veteriner. Hayvanları seviyor musun? Çok seviyorum. En çok hangi hayvanı seviyorsun? Kedi. Kedi. Peki bir kedin var mı? Eskiden vardı ama kayboldu. Kayboldu. Bulamadınız mı Serra? Birisi aldı. Evet. Çok üzüldüm. Adı neydi peki? Şükrü.
erkek. Şükrü erkek. 6 yaşındaydı. Çok üzüldüm gerçekten. Peki Serra, sen en çok hangi yemeği seviyorsun? Makarna. Ben de çok severim makarnayı. Peki annen en güzel hangi yemeği yapıyor? En güzel yemek. Ne yapıyor annen en güzel yemek? Makarna çorbası. Makarna çorbası. Peki Serra, eline sihirli bir değnek versem, bu dünyadaki hayvanlar için, sokaktaki hayvanlar için ne yapardın? Onlara sahip kurardım. Sahip kurardın, sahip çıkardın, ev kurardın değil mi? Sokakta kalmasınlar diye. Serra, bir şey daha soracağım sana. Sizin sınıfta, okulda kötü kelimeler kullanan çocuklar var mı? Hem de çok sayamıyorum. Hem de çok sayamıyorsun. Çok üzüldüm. Ama kötü kelime kullanmak çok ayıptır değil mi? Evet. Peki onlarla aranda bir mesafe, onlarla arana bir mesafe koyuyor musun? Ne yapıyorsun? Öğretmene söylüyorum. Öğretmeninize söylüyorsunuz. Ama hala devam ediyorlar. Hala devam ediyorlar. Çok ayıp değil mi? O yüzden biz kötü kelimeler kullanan arkadaşlarımızla aramıza bir mesafe koymamız lazım ki arkadaşsız kaldıkları vakit bir daha kullanmasınlar o kelimeleri. Peki Serra, bizim için bir şarkı söyler misin? İstemiyorum. İstemiyorsun. Şarkının ismini istemiyorsun. İstemiyorum. Şarkı söylemek istemiyorsun. Peki canım benim, çok mutlu oldum geldiğin için. Çok teşekkür ediyorum, seni çok seviyorum. Sen beni sevmiyor musun? Seviyorum. Peki. Hadi o zaman arkadaşlarımıza el sallayalım. Görüşmek üzere tekrar. Tekrar teşekkür ediyorum Serra. Uzman Esin Gözü Kırmızı bu hafta bizlere telefon kullanmanın çocuklar üzerindeki yanlış etkilerinden bahsedecek. Hep beraber izliyoruz. Merhaba sevgili anneler, babalar. Büyük Yıldız Olacak Çocuk programına hepiniz hoş geldiniz. Çocuğunuz cep telefonunu elinden bırakmıyor mu? Yoksa çocuğunuz sürekli anne bana cep telefonu ver, cep telefonu ver diye ağlıyor mu? Koyduğunuz sınır ve kuralları ihlal mi ediyor? Yemek yerken cep telefonu mu istiyor? İşte bugün sizlerle bunu konuşacağız inşallah. Öncelikle belirtmek istiyorum ki 2-4 yaş arasındaki çocuklara asla ve asla cep telefonu verilmez. Neden verilmez biliyor musunuz? Çünkü artık günümüzde cep telefonu otizmi diye bir şey var. Evet. Ekrana maruz kalmış çocuklarda otizm belirtileri görüyoruz. Doğuştan hiçbir kusuru olmamasına rağmen sonradan edinilen bir otizm var. Ve bu günümüzde çok yaygın artık. Lütfen çocuğunuzun beyin gelişimine 2-4 yaş arasında cep telefonu vererek zarar vermeyin. Dil gelişimi, beyin gelişimi, zeka gelişimi, görsel algısı, her türlü gelişimine cep telefonu çok ciddi zararlar veriyor. 4 yaşından sonra peki nasıl vermeliyiz? Günde yarım saatlik bir dilimde cep telefonu ile oynamasına izin verebiliriz. Ah keşke 7 yaşa kadar hiç vermesek. Ama tabii ki çocuklar akranlarından görüyorlar ve istiyorlar, çevrelerinden görüyorlar. Bu 30 dakikalık süreyi sabah 15 dakika, akşam 15 dakika gibi ikiye de bölebiliriz. Peki bu koyduğumuz kural ve sınırı çocuğumuza nasıl anlatacağız ve nasıl uygulayacağız? İşte sıkıntı burada. Bir kere kuralı biz koymayacağız. Kuralı beraber koyacağız. Çocuğumuzla işbirliği yapacağız. Çocuğumuza ben kural koydum, bu kadar oynayacaksın, şimdi bana vereceksin dersek maalesef bu bizim koyduğumuz kural olur ve çocuğumuz bunu uygulamakta zorluk çeker. Bizim amacımız onun kendi iç disipliniyle bir otokontrol becerisi geliştirmesini sağlamak. Otokontrol becerisini sağlaması için de birlikte işbirliği yapacağız. Birlikte kurallarımızı koyacağız. Diyeceğiz ki, sabahleyin kaç dakika oynasan? Tamam, 15 dakika. Birlikte karar vererek, 16 olur, 17 olur. Akşam kaç dakika? Tamam, 15 dakika. Ama bu cep telefonunu eğer süreye uyarsan, süresinde 15 dakika bittikten sonra bana verirsen ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Çocuk heyecanlanacak. Ne olacak ben süreye uyduğum zaman? Çok güzel bir ödül seni bekleyecek. Yani ek süre kazanacaksın. Ek sürelerinle hafta sonu belki 15 dakika değil, yarım saat oynayabileceksin. İster misin? Ek süre kazanmak ister misin? Çocuk heyecanlanır. Evet, isterim. Çünkü cep telefonu dünyanın en güzel oyuncağıdır çocuk için. Değil mi? Biz bile elimizden bırakamıyoruz. Çocuk nasıl bıraksın? Peki, ama kuralı
kuralına uymazsan ne olacak? 15 dakika kuralına uymazsan ne olacak? Bir düşünelim. Ne olsun, ne olsun? Aa, buldum. O zaman da bir sonraki süren iptal olsun. Olur mu? Kabul ediyor musun bu kuralımızı? Yani eğer süreye uymadın, 15 dakikayı geçti ve sen hala cep telefonuyla oynuyorsun, o zaman maalesef bir sonraki günün cep telefonu hakkını kaybetmiş olacaksın. Ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Var mısın anlaşmaya? İşte bu şekilde bir anlaşma yöntemiyle çocuğumuza otokontrol becerisini kazandırmış oluruz. Bu bir kavgaya dönüşmez, bir oyuna dönüşür. Hatta ek süre için böyle güzel kartlar hazırlayabilirsiniz. Gülen yüzlü kartlar ek süre üzerinde yazabilir. O yüzden de cep telefonunu böyle bir zorunlu bir hale, zorunlu bir disiplin vermeden oyuna çevirerek bir disiplin yöntemi kullanmalıyız. Cep telefonunu asla tehdit aracı olarak kullanmamalıyız. Asla ve asla ceza olarak kullanmamalıyız. Ödül olarak kullanmamalıyız. Ceza, ödül, tehdit olarak cep telefonu kullanılmaz. Tamam mı sevgili anneler, babalar? İnşallah bunu uyguladığımızda çocuğumuzla cep telefonu savaşlarımız son bulacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Spor, çocuk yaşta başlanması gereken en önemli aktivitelerden bir tanesidir. Sevgili anneler ve babalar, çocuklarımızın toplumda kendilerini iyi ifade edebilmeleri için ve sağlıklı bir anatomiye sahip olabilmeleri için mutlaka bir spor dalına yönlendirin. Bu bir branş dersi de olabilir. Dans, satranç, resim de hayal güçlerini geliştirecektir. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yine yepyeni yıldız çocuklarla beraber karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Çikolata, büyük yıldız olacak çocuğu sundu.